Arkadaşlar merhabalar, ben Akkoş. Uğur isimli bir takipçimiz sağ olsun uzun zamandan beri yorum vesaire yazıyordu. Bir canlı yayında arkadaşlar powerbank ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Kendi kullandığım powerbank'ı bir arkadaşıma hediye etmiştim. Sağ olsun da Uğur incelik yapmış, Uğur kardeşimiz. Bana şöyle bir powerbank göndermiş arkadaşlar hediye olarak. Bayıldım desem yeridir çünkü bizim mağazada satılıyor bu model. Ama 10.000'lik model arkadaşlar, 20.000'lik model çok piyasada yok. İnternette birkaç sitede var. Maddi değerinden çok manevi değeri benim için çok önemli. Şimdi kargodan az önce çıktım, ürünü aldım arkadaşlar. Çok mutlu oldum paketi açınca. Paketi açarken hani içinden ne çıkacağını bilmiyordum. Hakkuş abiye hediye diye yazmış. Çok mutlu oldum. Ve kendine çok çok sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar bu hediyesi için. Bunu inceleyeceğim zaten, inceleme videosu hemen arkasından. Bugün sizlere Uğur isimli bir arkadaşımın bana hediyesi powerbank S-Link'in. Şöyle bir powerbank'ını göstereceğim arkadaşlar. 20.000 mAh ve en güzel özelliklerden biri Qualcomm 3.0 desteklemesi. İşte ben bunu daha önce açıp bir ufak bir inceleme yaptım. İçerisinden şöyle yakınlaştırayım. Ürün böyle bir ürün arkadaşlar. İçerisinden bir tane tip C kablo çıkıyor. Geri tekrar kutusunu şöyle, tip C kablomuzu kenara koyalım. Kutusunun içerisinden arkadaşlar bir tane şöyle bir şey çıkıyor. Kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Kullanım kılavuzu okuma huyum yok. İnternetten bakacağım özelliklerine. Şu şöyle kenara atalım. Şu powerbank'ımı da şöyle bir kutusundan çıkartayım. Powerbank'a çok ihtiyacım vardı arkadaşlar. Şurada şöyle üst kısmını göstereyim. Burada bir açma kapama tuşu. Bir tane tip C input. Input mu yazıyor burada? In out. Evet, giriş ve çıkış arkadaşlar. Çift şey koymuşlar üzerine. Çift şimşek işareti koymuşlar. Gene aynı keza çift şimşek işaretli kırmızı bir USB ve yeşil USB. Bu 3 amper, bu 1 amper sanırım arkadaşlar. Şöyle arkasında şeyler yazıyor. Metal arkadaşlar. Şurasında bir koruma bandıyla geldi. Şöyle tuşuna basayım. Bakın %100 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi size şöyle telefonumu göstereyim arkadaşlar. Bu da Mi 5S. %31'de şu anda arkadaşlar. Şimdi bunu buna takacağım arkadaşlar. Bakalım bir ortalama kaç dakika içerisinde ne kadar şarj edecek onu merak ediyorum arkadaşlar. Başka bir merakım yok. Hızlı şarj diye geçiyor. Biz bunu buna takalım. Fişi taktım. Yalnız telefonu takmadım. Şöyle bir arkadaşlar sizle de birlikte kronometre başlatayım. Evet. Kronometre başladı. Hatta şöyle birkaç saniyenin çok bir hükmü yok. Kronometreyi buraya bıraktım arkadaşlar. Telefonu şarja şu an itibariyle. Telefon şarj aldı. Telefonu şöyle göstereyim şarj aldığını arkadaşlar. Şöyle doluyor. Yeşil işaret yandı arkadaşlar. Şimşek işareti var. Telefonu böyle buraya koydum arkadaşlar. Şöyle kamera da herhalde çekiyor. Biz de o ara özelliklerine şöyle bir kısaca bakalım arkadaşlar. S-Link'in sitesine girelim. Segment diyor arkadaşlar. Taşınabilir şarj cihazı zor zamanlarınızın en güçlü dostu diyor arkadaşlar. Güvenli şarj diyor. 3 amper hızlı çıkış diyor. LED gösterge diyor. Bunları zaten göstermiştim size. 2x USB 1 tip C port diyor arkadaşlar. Cihazlarınızın şarjı hiç bitmesin diyor arkadaşlar. Şu an piyasada bulabileceğiniz en kaliteli şarj aleti arkadaşlar. En hızlı ve en kaliteli şarj aleti olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ben yeni açıyor gibi yaptım hidayeden ama daha önce açıp bir tur kullanmıştım. %100'den bir sıfıra indirdim. Güzel, hoşuma gitti. Ondan sonra şey yaptım. Bundan dolayı, bu hediyesinden dolayı da Uğur kardeşime çok çok teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Şimdi 20.000 mAh Qualcomm 3.0 diyor. Nedir bu Qualcomm? Qualcomm arkadaşlar, Qualcomm hızlı şarj demek. Hızlı şarj özelliği mevcut cihazlarda telefonu normalden 4 kat daha hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. 20.000 mAh bataryasıyla da arkadaşlar size uzun bir ömür vaat ediyor. Burada şarj edebildiği cihazlar gösteriyor. İşte iPhone, normal Android çıkışlar ve
en önemlisi arkadaşlar iPad'ler ve tabletler. iPad'ler ve tabletlerde powerbank'a bağladığınız zaman powerbank'ın ya gücü yetmez ya şey olur, sıkıntı olur normalde. Bu ürünü taktığınız zaman bu üründe öyle bir sıkıntı yaşamayacağınıza eminim. Şöyle ekran görüntüsünden görünüyor mu oradan bilmiyorum. Bir saniye bir bakalım. Normal telefon Samsung C5 boyutlarında arkadaşlar bir powerbank, yani normal bir telefon boyutunda. Hani powerbank'ın çok küçük olmasına inanan insanlardan değilim. Powerbank demek arkadaşlar zor zamanımda işte fiş bulamadığım anda telefonumu şarj etmesi demek. Bu telefon arkadaşlar ortalama benim telefonum 3100 mAh civarında, 3300 ya da tam hatırlamıyorum. 3000 mAh civarında bir telefonu ortalama 4 defa tahminimce ya da 5 defa şarj edebilir. Ya da şöyle kaba taslak bir hesabını yaparsak misal atıyorum 20.000 bölü 3300 mAh olsa ortalama 6 defa arkadaşlar. Benim telefonumu 6 defa Mi 6'yı 6 defa şarj edebilen bir powerbank'tan bahsediyoruz ki bunun zaten küçük olmasını bekleyemem. Çantama atarım, cebime atarım, bir yere atar götürürüm ben bunu. Bir telefon taşıyorsam bir telefon daha taşırım ama bana 6 telefonun yaptığı işlevi yapabiliyorsa, yani 6 defa benim telefonumu şarj edebiliyorsa benim için çok kral bir üründür arkadaşlar bu. Tüm telefonlarla uyumlu olduğunu söylüyor. Bakın burada sitede iPhone ve diğer telefonlar 2000 mAh, 2300 mAh, 3, 6, 9 defa şarj edebiliyormuş. 3000 mAh'den de 6 defa şarj eder hesabımız, yani doğru. MP3, MP4 olursa 4, 8, 16 defa bir MP3 ya da MP4 player'e 700 mAh'den hesaplarsanız dediğim gibi arkadaşlar 16 defa şarj edebiliyormuş. Bir iPad olursa arkadaşlar 2 defa şarj edebiliyormuş. Bunun en güzel özelliklerinden biri dediğim gibi arkadaşlar tabletlerinizi de şarj edebiliyor olmanız. Çok güçlü bir çıkışa sahip. Tabletleri de şarj edebiliyorsunuz. Ben bundan önce de bir S-Link kullanıyordum arkadaşlar. O S-Link de nasıl diyeyim size, çok geç şarj oluyordu arkadaşlar. Hani Qualcomm'u falan yoktu. Düz bildiğiniz işte atıyorum 5000 mAh miydi neydi? Telefonum bir iki defa, bir buçuk defa şarj ediyordu. Ama çok geç şarj oldu. Fişe takıyordum, sabaha kadar bekliyordum. Bunda öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Bunda ayrıca hızlı bir şarj ediyor. Tip C çıkışından Mi 6'nın kendi çıkışına bağladım. Çok güzel, hızlı bir şekilde şarj ediyor. O konuda sıkıntı yok. S-Link'in güzel bir ürünü arkadaşlar. Almanızı tavsiye ediyorum. İnternet sitelerinde 10.000'ine rast geldim. Uğur nereden buldu 20.000'ini çözemedim ama Uğur'a da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kutu açılım ve inceleme videoma katıldığınız için, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Videonun sonunda şeyi paylaşacağım. Şarj değerini işte şeyi paylaşacağım. Kaç dakikada ne kadar şarj ettiğini paylaşacağım. Kendinize iyi bakın şimdiden. Hoşça kalın arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar zamanı göstereyim. Şöyle 58 dakika 15 saniye. Powerbank'ımın pilini göstereyim arkadaşlar. %92 şu an itibariyle. Telefonumun şarjını %31'de şey yapmıştım. %84 oldu arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, %31, %84 ortalama %50'lik bir dolum. Çok değil, 1 saat civarında doldurdu. Ama bu normal bir telefon için böyle arkadaşlar. Eğer telefonun içinden çıkan kabloyla değil de, ben bunu daha sonradan fark ettim, kendi atıyorum kablonuzla, telefonunuzun kablosuyla şarj ettiğinizde Mi'de bakın arkadaşlar Qualcomm işareti çıkıyor ve çok daha hızlı şarj ediyor. Normal şartlarda bu şekilde bağlamış olsaydım 1 saat civarında bile değil, ortalama 40 dakika civarında, yarım saat 40 dakika civarında benim Mi 5S ya da Mi 6 telefonumu bu powerbank fullleyecekti. Ama Qualcomm olmayan telefonlarda da test etmiş olduk arkadaşlar. Qualcomm değilse arkadaşlar telefonunuz 3 amper çıkışı üzerinden ortalama 1 saatlik bir sürede %50 gibi bir şarj ediyor. Yani normal telefonunuzun şarj süresi 2 saat civarına çıkıyor. Ama dediğim gibi telefonunuz Qualcomm'sa arkadaşlar, kendi telefonunuzu kendi kablosuyla bağladığınız zaman Qualcomm işaretini ekranda görebiliyorsunuz ve bu size çok büyük bir şarj avantajı kazandırıyor. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar şarj doldurdu neredeyse. %92, yani %8'lik bir şarj gitti. Evinizde demeyeyim arkadaşlar, yanınızda canavar beslemek gibi bir şey, şarj canavarı.
Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce bunu denemem şarttı. Powerbank'ımı tekrar çıkartacağım. Şu an Mi 6 telefonumun şarjı %56. İçinden çıkan kabloyla değildi arkadaşlar. Kendi Qualcomm şarj destekleyen bir şarj aletiyle takacağım arkadaşlar şimdi. Bırakacağım bakalım kaç dakikada ne kadar şarj edecek. Onu görme adına böyle bir test yapıp videoyu burada sonlandırmak daha iyi olur diye düşündüm. Powerbank'ımın şarjı %81 şu anda. İçinden çıkan kabloyu kullanmayacağım. Orijinal bir Mi kablosu kullanacağım ve kırmızı çıkışa şarjımı bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle takalım. Şu an telefonumun şarjı %56 arkadaşlar. Gene aynı keza. Şu an evet şarj ediyor arkadaşlar. Bakın Qualcomm şarj işareti de çıktı. Şimşek yuvarlak içerisinde gördüğünüz gibi. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Mi telefon kullananlarda hızlı şarj olduğu zaman yuvarlak işareti içerisine alıyor. Şöyle bir şeyi başlatayım. Kronometreyi bir başlatalım arkadaşlar. Evet, başlattık, bıraktık. Bakalım. Şimdi arkadaşlar şarj %76 olmuş. Telefonumun şarjı %84'e çıkmış. Ve bu 16 dakikada olmuş arkadaşlar. Ortalama 16 dakikada %29 gibi bir şarj dolumu mevcut arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olup kanalıma destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.